Evet, siz tanıyabilir miyiz? Ben Dedemoğlu köy mahallesinden köyüydü. Mahalle oldu şimdi. Mustafa Avcı. Mustafa abi, neye bakıyorsun abi? Vallahi Konya'mızdan çıkan, Türkiye'mizden çıkan ürünlere bakıyoruz. Çok güzel ürünler yapmışlar. Çiftçi geliyor buraya bakıyor. Yani iyiyi kötüyü görüyor, kaliteye bakıyor. Çok güzel kalite, her sene bir kalite değiştiriyorlar, iyi oluyor. Konya'mız sanayisi çok güzel malları. Siz kaç yıllık çiftçisiniz? Ben dededen ağrı, dede mesleği yapıyorum. Çiftçiyim yani. Yani dededen torna çiftçilik devam ediyor. Evet, köylüyüz. Köyde yaşıyorum, halen de çiftçiyim. Çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Yani sen tarlaya tohum atma döneminde tohum attın mı elinle? Attık. Kara saban kullandın mı? Gübreyi de attık. Şeyi de saban kullanmadık. 63'te traktör aldık da. Yalnız elimizden gübreyi de attık. Tohum da attık. Yani. 63'te traktör var mıydı sizin? Vardı. Ortak babam, mıydı? Hayır, babam kendi aldı. Zenginmiş ha baban. O zaman aşağı yukarı köyümde. Benim dedem 7 ortak aldılar traktörü. Köyden de öyle alan oldu da bizde birlik beraberlik yok, hemen birbirlerine girerlerdi, dövüşürler, Altay'a varmadan da ayrılırlardı. Biz ortak olmadı, babam rahmetli kalmış gelmişti. Güvenli harman yaptınız. Bizde yoğurt da komşular da çocukken binerdik. Ne zevkli olurdu değil mi? Tabii çok zevkli olurdu o zaman, öyleydi şimdi. Abi 10 numara 10. 10 numara tabii. Çok güzel yani. Geliyoruz, geziyoruz. Her sene de geliriz fuarımıza. Çok güzel yani. Kayıtları iyi, kaliteli. Konya'mız çok güzel. Peki şakalak mebzeler kullandın mı hiç? Var. Şu anda elimde altılı var. Kullanıyorum. Değişiklik var mı diye bakıyorsun? Var. Değişikliğine bak. Her sene değiştiriyorlar zaten. Teknolojinin arkasından da yetişmek mümkün değil. Mesela seninkiyle bunlarsa ne fark var? Bu bizimkinin farkı şurada bir şey yapmış. Çok değişik bir tür yapmış. Her çeşide göre şey var burada, mısırağa göre. Bu benimki 45 santimlikti, bu 70 santim diye yapmış. Mısırağa göre yapılmış. Bir de şakalağın mibzerleri, daha doğrusu şakalağın üretmiş olduğu makinaları 3-5 yıl kullanınca yine değerinden satıyor musun? Yani Cumhuriyet altın diyorlar, inanıyor musun? Güzel, güzel. Ben 5-6 senedir kullanıyorum, çok güzel yani. Evvel Adana'dan alırdık. Sönmezler. Adana. Marka söylemiyorum. Adana'dan da yüksek yani. Evet. Peki çok yani, teşekkür ediyoruz. Oldu, sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, işte tarımın dününü bugün de artık konuşuyoruz. Düvenle harman yapıldığı dönemler, elle tohumun gübren atıldığı dönemlerden bugüne baktığımızda inanılmaz gelişmeler olduğunu söylüyorlar. O dönem yaşayanlar bugünün kıymetini daha çok biliyorlar. Sevgili seyirciler, Recep Çingöz'de Çiftçinin Gülen Yüzü programında kadınlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Kadın çiftçilerimize önem veriyoruz. Tarımdan anlayan herkes bizim için değerli. Siz tanıyabilir miyiz? Ganime Yıldırım. Ne ablacığım? Ganime Yıldırım. Ganime abla, tarımla ilgin nedir? Ailem tarımla uğraşıyor. Polatlılıyım, Polatlı'da. Havuç var değil mi Polatlı'da? Yani Polatlı'da değil de Beypazarı tarafında. Ha, Beypazarı'nda havuç var. Biz daha Polat'ta çok... ne var? Ekin, arpa, yulaf. Nohut. Evet, nohut var. Kimyon var. Yağlık çekirdek ekiyoruz biz. Mısır var mı? Evet var. Bu makine ne işe yarıyormuş? Yani bu mısır ekiyor tahminimce, mısır makinesini. Evet, mısır. Düşünüyorum. Neden havalı yan yana ekmişler? Havalı makine. Havalı mibzer diyorlar buna. Çapraz ekim mibzer diyorlar buna. Yani 20 santim aralıklarla yani ekiyormuş. Verim alabilmek için galiba yani. Tarlayı daha ekonomik kullanıyorsun. Maksimum randıman almak için yapılmış ve %30 performans artırdığı söyleniyor. Evet, doğrudur. Siz tarım makinalarından neleri tanıyorsunuz? Mesela hangi ürünleri? Tanıyorum, ekin ekiliyor. Pulluğu tanıyorum. Pulluk ne yapıyor? Sonra pulluk araları sürüyor. Evet. Çapa makinesi var. Çapa makinesi var, pancar makinesi var, sökme makinesi var. Birçok şeyi tanıyorum yani. Peki fuarı nasıl buldunuz? Şakalağı nasıl buldunuz? Fuar biz katılıyoruz, geliyoruz her sene. Güzel buldum yani, bu sene daha güzel buldum. Şakalağın ürünleri nasıl? Güzel. Değil mi? Kullanılabilir yani. Evet yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Evet sevgili seyirciler, kadınlarımız tarımdan anlıyor, makinaları da biliyorlar. Konya Tarım Fuarı'nda kadın katılımcıları görmek de ayrı bir güzellik.
Sevgili seyirciler, uluslararası ziyaretçilerimiz var. Konya Tarım Fuarı'nda Şakalağa geldiler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gemisi Gençleri çalışıyorum. Oradan dış ticaretçiyim. Ayka. Yani ismim Ayka. Ayka, Rusya'dan mı geldiler? Evet, Rusya'dan. Krasnodar bölgesinden geldiler. Buraya ziyaret etmeye. Peki Rusya'daki tarımla buradaki makineleri, daha doğrusu neler ilgilerini çekmiş? Neyi sevmişler burada? Buradan işte mevzeleri sevmişler. Bizim gübre serpmeleri, bir daha şey ilaçlama makinelerini çok seviyorlar. Onlar ot tırmıkları, evet. Orada ne kadarlık bir alanda tarım yapıyorlar? Ne kadar toprakları var? Sorar mısın? Сколько у вас этот как бы поле? Сколько метров занимает там там у этих фермеров? 100 гектар, 200 гектар разные поля есть. Farklı diyor. 100'den 200'e kadar hektara kadar diyor. Yani çok çiftçilerimiz şeylerimiz büyüktür. Tarlalarımız büyük diyor. Peki Rusya'daki tarım makinalarıyla buradaki makinalar arasında ne gibi farklar varmış? Yani teknolojik olarak hangisi önde? По технологии русский вперед или по турецки? Ну, смотрите, мы сейчас же переходим как на турецкий. Это та же самая технология, единственное, другие же производители. Пробашные селки делают и у нас, и на Украине. Как бы, ну, у вас аналоги импортные, такие как ну, Италия, правильно. Поэтому и цена дешевле, поэтому мы здесь. Türk malları daha kaliteli, daha önde diyor yani. Çok teşekkür ediyorum size. İnşallah daha çok uluslararası ziyaretçiler gelir. Ayka'ydı değil mi bizim? Evet, Ayka. Kaç yıldır buradasınız? 2 yıldır buradayım. Türkçe öğrenmişsiniz? Evet, öğrendim yani. Rus'a falan gittin mi? Burada mı öğrendin? Ya Kırgızistan'da öğrendim. Ben Kırgızım kendisim. Kırgızistan'da öğrendim orada. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, işte Rusya'dan gelen, Kırgızistan'dan gelen, Sudan'dan gelen çok ciddi katılımcı var. Şurada bir fark var, bunu hemen belirtmek istiyorum. Şakalak gibi dünya markası firmalarımız artık aşmışlar. Yani biz şu gücümüzü, kalitemizi daha iyi duyurabilirsek yabancılardan, Avrupalılardan çok daha kaliteli ürünler üretiyoruz.